Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kastamonu 124, Emirdağ 48, Emirdağ 2 48, Emirdağ 2 212. Kastamonu 124'ten okuyorum. Bugünlerde iki hatıradan iki ihtar. Birincisi, bu şehirde Risale-i Nur'a intisap eden ihtiyare hanımlar. Bu şehirde Kastamonu'da Risale-i Nur'a intisap eden ihtiyare hanımlar sebat ettiklerini ve başkalar gibi sarsılmadıklarını düşündüm. Yani en ufak bir şey çıktığı zaman böyle pıt 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 sarsılmıyorlar. Yani bir sandal düşünün, gemi, yani gemi değil de sandal, balık tutmak için var ya sandal, ufak. Şimdi dalga olduğu zaman pıt 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 oynar. Tahammül edemez yani dalgalara. Ama 300 bin tonluk, 150 bin tonluk, 200 bin tonluk, 50 bin tonluk gemiler dalga vurduğu zaman dalga şaşırır, nereye vurdum diye geri dönmüş yapar. Şah vurur gemiye, gemi bir tane çakı verir arkaya doğru, atar onu. Yani gemi hiç sarsılmaz. Onun için hadiselerde ikide bir öyle pır 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 yapanlar, denizde çalkalanan sandala benzetiyor. Hani güçsüz, tahammülsüz, gücü yok, motor yok. Elle. Yani harici hadiselerde hemen patanaj yapıyor. Hemen el freni çekiyor. Hemen sar, acaba öyle mi yani? Hemen Risale'nin halinde bir şey duysa veya İslamiyet'in halinde bir şey duysa, Peygamber'in halinde bir şey duysa, Kur'an halinde, ya acaba öyle mi yani? Ne bu ya? Demen lazım ki ben bilmiyorum. Ha, hemen, ama şeyler çok acayip. İhtiyare hanımlar. Hiç böyle bir şey yok. Ne derlerse desinler. Bir gözü kör, bir kulağı sağır. Sarsılmıyor diyor usta. İhtiyare hanımlar böyle özellikleri var. Tutundu mu bırakmıyor. Acayip bir şey. Birden buna mukabil böyle nasıl oluyor diye, bu kadar nasıl sabit oluyorlar, sebat oluyorlar, ölesiye tuttuklarını bırakmazlar. Acayip. Birden bu hadis-i şerif ihtar edildi. Aleykum bi dini acayiz. Yani ahir zamanda, çok acayip hadis. Ahir zamanda ihtiyare kadınların samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Hakikaten babaanne benim 108 yaşında gitti ahirete. En ufak bir adap var ya da din kabul ediyordu. En ufak bir adap din kabul ediyordu. Yani din yani mümkün değil. Hoca ezan okumadan duracaksın. Ya baba ne ben de hocayım ya. Allah'ım. Ya bir dur. Ya bir dur ezan gelsin. La sabah adam kalkmadı ne yapacağız? Kalkar kalkar. Vallahi bekletir durma. La yarım saat geldi hoca kalkmadı Afrika. Adam keyfine göre kalkacak ezan okuyacak da hoca okumadan olmaz. Hepsini ayağa diker evde. Bekle. Allah'tan vadi ya böyle. O vadi bizim oralar. Buradan gelmesi oradan gelir tamam. Acayip bir şey yani. Öyle acayip ki tesbih namaz gibi olmuş. Ne diyor bak burada? Aleykum bi dini acayiz. Yani ahir zamanda ihtiyare kadınların samimi dinlerine, kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Hadis. Evet. Üstad şimdi izah ediyor. Bir şey mi diyeceğim? Yok. İhtiyare kadınlar niçin? Bak. Fıtratını konuşturuyor. İhtiyare kadınlar fıtraten zayıf, hassasi, zayıf, bir de hassas. Hassase, üç,
şefkatli olmalarında. Bunlar da, kadınlar da zaten şefkat acayip. Kadın erkek kıyas edersen kadın şefkatli. Bir de kadınlar arasında yaşlarda acayip bir de katlanmış şefkat. Bir, zayıfe. İki, hassase. Üç, şefkatli olmalarından herkesten ziyade dindeki teselli ve nura muhtaç olduğu gibi. Yani en çok dine bunlar ihtiyaçları var. Yani hepimize var tabii. Bunun ölümü yaşı yok da yaşlandığı için zayıftır. Zayıftı zaten. Kadın zayıftır. Hepten yaşlanınca zayıfe oldu. Hassası oldu. En ufak bir şeyi ağlar, acır. Üç tane bu özelliklerinden dolayı dine çok ciddi bir ihtiyaç hissederler. Yani bildiğin gibi değil yani. Hani Allah ihtiyaç mıdır bir dersimiz var ya. Ahiret ihtiyaç mıdır? Bunlar da böyle bir şey de sorulamaz. O kadar cahil. Dokunma ezan okusun. Şimdi dindeki teselliye, nura muhtaçtırlar. Herkesten ziyade dindeki teselliye. Teselli ne demek? İçsel yapılanma. Nur ise istidadının gösterdiği ahireti beka istiyor, evet istiyor ama vücut bitmiş. Ha, geleceği gösterecek bir nur. Yani nur istikbali gösteriyor. Teselli yapılandırıyor. Mesela nurcular birbirlerine diyor, birbirine tesellici olsun diyor. Kederde, gamda, sıkıntıda birbirlerine tesellici olsun. Şualarda harika yerler var bu konuda. Çok ama. Çok yerler var. İşte bunlar, bu hanımlar, bu büyük anneler, babaanneler veya büyük anne 60'ı geçince başlıyor. 60'ı geçince başlıyor. Daha önce başlayanlar da varsa da azdır ama bunlar teselliye ve nura muhtaç olduğu gibi herkesten ziyade, bak nasıl tanımlıyor görüyor musunuz, hep içini döküyor bize. Herkesten ziyade tamam, fıtratlarında fedakarane şefkat cihetiyle dinde bulduğu nihayetsiz şefkatperverane bir nuru teselli ve iltifatı merhameti rahman ve nokta istinad ve nokta istimdada ihtiyaç var. Şimdi bu yaşlı mı kardeşim? Yaşlı. Kadın mı? Kadın. Kadın ama bir de yaşlanmış. Bu sefer bunun öyle bir teselliye ve nura ihtiyacı var. Koyduk. Tamam. Ondan sonra fıtraten kadın olma sebebiyle fedakarane şefkata ihtiyaç var. Çünkü niye? Şefkat gösterenler şefkat isterler. Peki şefkat göstermeyenler abi? Yani yaşlandığı halde şefkat gösterememiş. Bunlar istemezler mi yani? Yani şefkati isterler de yani kendisini de bilir yani vermediği bir şey istediğini. Yani, ama yani şöyle diyebilir mi abi? Yani ben hayatım boyunca kimseye şefkat etmedim. Öyle bir şey yok ki. Şefkat ettiğin bir şey yok ki. Sen muhal bir şey soruyorsun. Ha, yok şöyle. Ben şefkat, yani böyle bir insan olsa ben. Olmaz. Hayatı boyunca hiç kimseye şefkatli davranmamış. Yok öyle bir şey yok. Fıtrat bozulmuş demektir o. O konu değil o zaman. Aleyküm bir dine acayiz. Dindar kadınlara dedi. Dindar değilse zaten yok bu konuda. Tamam. O fıtratı bozulmuş. O devre dışı. Yani aleyküm bir dine acayiz. Mealini okuyayım. Ahir zamanda ihtiyare kadınların samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Bu yoksa yok zaten. Bitmiş o zaten. Tabi bitmiş. O sistem zaten çökmüş. Şefkatle aşkı bir yerde kıyas ediyor da. Evet. Mesela aşk diyor, karşıdan şey bekler diyor. Talep yani, karşılık bekler. Yani. Şefkat ise karşılık istemiyor. Sen şimdi dediğin, şimdi şefkat veriyor, nasıl karşılık istiyor? Şöyle bir şey. Şimdi seviyor ya torunlarını, çocuklarını seviyor. Yani o kadar hassas ki, o kadar teselliye muhtaç ki, babaanne nasılsın demeden evden gir odana. Çok dokunur. Yani alakasızlık. Çünkü bak niye? Hemen şu sorunuzu soracağınızdan. Diyor ki
herkesten ziyade dindeki teselli, herkesten ziyade dindeki teselli, dindeki nura muhtaç olduğu gibi, bak devam ediyor, herkesten ziyade fıtratlarında fedakarane şefkat cihetiyle şefkate ihtiyacı var, korunmaya ihtiyacı var. Onun teselliye ihtiyaç var kendisi. Yani fıtratın ömür bitmiş, beden bitmiş, hayat bitmiş, kenara konulmuş gibi hissediyor. O zaman ne yapacak? Dinde bulduğu nihayetsiz şefkat perverane. Ancak dinde bu var. Niye böyle dindar, çok dindar olmuş? Çünkü beklediği şefkat dinde var. Beklediği şefkat Allah'ta var. Hiç kimse onun beklediği şefkatı tatmin edemez. Acayip bir şefkat bekliyor. O şefkati torun yapamaz, ben yapamam. Ben mesela babaannemin kucağında uyumayı, ta annem derdi, ta küçüklükten beri şey yapardım. Hatta öyle bir şeymiş ki, uykusu bile gelse beni uyutmadan yatmazmış. Oraya otururdu. Hırçınlık, ya çocuk öyle, yaramazlık yaparsın diyor. Bağırırlardı. Babaannem derdi ki, oğlum bırakın oğlumu. Babam onun yanında dövecekken bizi. Çok da döverdi. Yani onun yanında çok iyi biliyorum, takonyayı fırlattığını biliyorum. Dedem. Beni dövüyor, bırak dedim sana diyor. Hiç unutmuyor. Bırak dedim sana. Gene vuruyor tam orada. Bırak dedim, anlamadın mı dedi. Terliği fırlattığı zaman evde şey vardı böyle, tabakların konulduğu zaman camlı dolap. Cama dam. Babam bir kaçtı. Babam dedemin yanına 3 gün gelemedi. Hemen bir yaramazlık yapsak ya babanın arkasına sığınırdık ya dedenin arkasına sığınırdık. Ama çok da tatlı oluyorlar. Şimdi böyle bir babaanne, ama dindar olmasa da zaten bir tesbihi vardı, beni sarardı yani. Şeydi, 1000 tane galiba. 1000 tane. 99-94 böyle 1000 tane. Böyle babaanneme gelip okunurlardı. Babaannem onu tesbihten geçirirdi onları. Yani böyle içinden geçirirdi. Yakmazdı. İnanın mübalağası, ben az görmüşüm babaannenin yattığını. 108 yaşında zaten 80'den sonra uyku olmaz. 3-4 saat, 2-3 saat. Onda biz denk gelmeyiz, biz yatıyoruz. Hep böyle seccadede tesbih çeker. Tesbihine, ya acayip bir şey ya, tesbih çekiyor ya böyle. Tesbih çekiyor. Onun içinden geçmeyi ne kadar istiyorduk. Böyle birisini geçirirdi. Ondan sonra bazen sarardı boğazına, boğazından çekerdi böyle. Yani acayip bir şey. İhlas ya. Sen komple Kur'an'ı koka da tesir etmez. İhlas. Şimdi böyle bir babaanne işte bir nura ihtiyacı var. İşte bir teselliye ihtiyacı var. İçten bir şefkate ihtiyacı var. Bunun, bu ihtiyacını kimse dolduramaz. Ancak din ve Allah. Ha, ne oluyor? Fıtratındaki fedakarane şefkat cihetiyle dinde bulduğu nihayetsiz şefkat perverane. Dinde buluyor. Nihayetsiz şefkat. Allah hemen bağrına basıyor. Mesela babaanneme söyledim, hiç unutmuyorum. Babaanne 80'den sonra dedim. Peygamberimiz diyor ki, bu 80 geçmiyordu. Babaanne, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, istersen Aleyhisselatü Vesselam deme. Ondan sonra, bir daha da hemen anlardık. Ondan sonra, ne diyor? Diyor ki, 80'den sonra günah yazmaktan haya ederim. Açlar ağlamaya. Tamam gece tamam bununla. Ya bununla yatıp kalkar. Benim Allah, benim peygamberim beni. Başlar ağlamaya. Yazmaz mı? İkinci sabahta sonra. Oğlum hakikaten yazın. Babaanne ne günah yapabileceksin ki 80'den sonra? Ne yapacaksın? Çarşı pazar nasıl gideceksin? Ya o şu an hakikaten doğru ya dedi. Ya böyle bir şey olmaz ki dedi. Zaten olmaz. Günah nasıl yapacak şimdi? Ha. Dinde bulduğu nihayetsiz şefkat perverane. Dinde bulduğu nuru teselli. Kim teselli verecek? Beka istiyor. Kocası gitmiş. Oğlum, hiç hocalarından duydun mu? Niye ben yalnız kaldım köyde? Herkes gitti.
Baban istiyor musun? Çok istiyor. Gitme. Kimsen yok ki. Baban herkes var. Var da kimse yok. Emsali yok ya. Yani dinin söylediği teselli var ya, sen şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Tamam mı? O menkibeleri oku, hadisleri oku, tamam mı? Ha, dinde bulduğu nuru teselli. İki. Dinde bulduğu iltifat-ı merhameti rahman. Dinde bulduğu iltifat-ı merhameti rahman. Rahmanın merhamet iltifatını. Dinde bulmuş. Allah iltifat ediyor. Günah yazmıyorum diyor. Diyor mu bize? Böyle bir şey diyor mu? Allah efendim iltifat ediyor. Tamam. Şimdi bu iltifat-ı merhameti rahman. İltifat. İltifat-ı merhameti rahman. Üç et. Dört. Dinde bulduğu nokta istinat. Yani nokta istinat şu bak. Koltuk. Yani dayanak noktası. Allah'a iman. Dinde bulduğu nokta istinat. Yani önü. Nokta istinat yaslandığı nokta istinat. İstinat lügat manası? İstinat. İstek, medet istemek. İmdat, imdat, zor durumda olan imdat der ya. Ha, yani ne demek? Fıtratı beka istiyor, ebed istiyor, dert istemiyor, keder istemiyor, ölümsüzlük istiyor, kanser istemiyor. Yani fıtratın istediği imdat diyorlar ki yaratılış. Ne istiyorsun, ne oldu? Beka istiyorum. Dünya ağzını bükmüş, mevcudat bükmüş. Yani ebed istiyorum. Tek bir yerden ses geliyor. Buyur bana gel diyor. Aguşu nazdaranesini açmış. Ahiret diyor ki istediğim bende var. Yani insanın istediğine verilen cevap nokta istimdat o. Fıtratın istediği ne? Cevap verilen yer neresi? Ahirettir. Olaylar karşısında hadiseler ölümdür. Kanserdir. Tahammül edemediğin hastalıklardır. Dayanak noktası var. O da böyle yaslanacağın yer. Allah'a iman. Ne yaptı? Dindeki teselliye, dindeki nura, dindeki şefkata, şefkat veren anne, dindeki irtifat-ı merhameti rahman, dindeki nokta istinat, dindeki nokta istimdat ihtiyacını din gideriyor bu altı taneyi. Bu altı tane temel ihtiyaçlarını ancak din gideriyor. Peki beden bitmiş, hayat sönmüş. Böyle bakıyor her an ölümünü. Ne demek tabii sen ben anlamayız. Her an böyle karşıya bakar gibi Azrail oradan gelecek diyor. Yani bakayım nasıl gelecek diye. Nereden teselli olacaksın? Kim verecek buna? Ondan sonra din diyor ki gel bana. Bir yapışıyor dine bu altı tane zaafından, altı tane ihtiyacından. Bir yapışıyor ki artık din olmuş. Dine tabi değil, din olmuş. Artık o her şeyi din. Menduplar, mustahaplar. Sen eğer bir denk geleceksin, efendim tuvalete, şu hayatta gideceksin, tamam şu hayatta çıkacaksın, kaşığı sola yiyeceksin, sofrada ağzın ses gelecek, önünde yemeyeceksin, ortada yiyeceksin. Mendukta mesela Allah Resulü diyor ki, sofranın bereketi tek tabaktadır ve bereketi o tek tabağın ortasındadır. Ortasında yemeğin önünüzde yiyin. Sen ayrı ayrı tabak yapacaksın. He? Önünde yiyeceksin. Dişini kaşığa vuracaksın. Bundan sofra adam. Şu yaptın. O yemeği sofraya kafana geçir. Yani bağır. Niye? Bu bitti. Mundar oldu diyor. Ki doğru. Tıp diyor ki her hapşırmada 80 milyon bronşlardan atılan hücre varmış. Mikrop. Bronşlardan atılıyormuş. Okudum. Ehli söylemiş. 80 bin
Mikrop atılıyormuş. Hap şu diye yapıyor. E peki yemeğin üzerine yaptın? Bu yenir mi? Ben ilk önce sofraya oturduktan sonra bizi bilmeyen yeni tabii her zaman dershanede yeni misafirlerimiz oluyor. Devam. Arkadaşlar lütfen sakın ha. Hapşıracak abi yapıyorum. Tutuyor. Hayır. Allah Resulü demiş ki sağınıza dönün. Böyle de değil. Yere. Sıkmayın. Sıkma kardeş. Patlar mısın? Yapın da yere yapın sağ tarafınıza. Niçin? Sağ tarafı bak rahatladı. Böyle yaparsanız sıkışır bu kalp. Çünkü o anda kalp duruyor. Onun için hapşırmadan sonra elhamdülillah. Elhamdülillah yehdine ve yehdikumullah deniliyor. Niye? Kalp duruyor, yeniden çalışıyor. Onun için yeniden hayat elhamdülillah. Ve sıkışmasın diye. Böyle yaparsanız bu buraya sıkışıyor. Sola yatarsanız organlar kalbin üzerine biniyor. Kalp zorlanıyor. Nabızlar yükselir yani. Tamam. Sağa yatarsanız kalp yukarıda olur, rahatlar. İşte hapşırmayı tutmaya. O da çok tehlikeli. Tut ben de. Aşağıya ve sağa. Diyor, yapıyorsun. Tamam. Sofra adamı. Ondan sonra önünüzde yiyin. Birbirinizin ağzına bakmayın. Sofra adamı. Dünyevi kelam konuşacaksanız konuşmayın. Uhrevi konuşacaksanız sünnettir. Uhrevi şeyler konuşmak sünnettir. Ha bunlar din olmuş babaannede. Bir çukuk kalmış da beyinde bizde. Oğlum önünde ye. Tamam babaanne. Niye? 6 tane zaafından dolayı onu almış. Teheccüdmüş, evvabinmiş, duhaymış, işrak namazıymış. Onlar zaten normal ya. Aynı abi ya. Benim babanım da aynı. Vay vay. Dindar abi. Yani. Aleyküm bir dini acayiz olacak. Acayip bir şey. Gelir gece önünüzü kim olursa olsun. Ya acayip bir şey. Oğlu da babam, annem. O odasına da girer. Gider üzerlerini kapatır. Acayip bir şey ya. Nasıl şefkat? Akıl duruyor yani. Yaşlı ya. Ha bunun ihtiyacı olan dindeki teselli, dindeki nur, dindeki şefkat, dindeki iltifat-ı merhamet-i rahman, dindeki nokta istinat, dindeki nokta istimdat. Kimse karşılayamadığı için dine yapışıyor. 6. 6 tane saydım. Dolayısıyla artık tövbe yani benim tarifim donmuş din. Cisimleşmiş din olmuş. Böyle. Ulan 100 küsur yaşında sana kim bakar? Böyle bakar. Delikten bakar. Lan baba ne? Olduğuna tam sebat etmek bunlarda fıtratları muktezasıdır. Yani dinde sarılmak böyle. Mucizat-ı Ahmediye mektubat var ya bizim. Onu okuyacaksın. Öyle ilmi haşir maşir anlamaz. Mesela Hazreti Ali'den okuyorum radıyallahu anh, Ebu Bekir Sıddık'tan okuyorum. Fazla o bilinmemiş Ebu Bekir Sıddık. Ondan sonra onu okuyorum. O mektubatta mucizeler. Onu da alıyor. Ya diyor oğlum bir şey diyeyim. Sen bunu bize okuyorsun. Bunu gören adamlar nasıl yaşadı dedi. Dedim babana ne demek nasıl yaşadı? Oğlum kaptan dayanmaz ki ölür dedi ya. Resulullah elinde parmak attı da adamlar yaşadı mı hala dedi. Allah Allah. Şaşırdım. Ama alıyor ha. Ya bir insanın elinde parmak ve peygamber. Onun yüzüne nasıl baktılar dedi ya. Niye? O tamamen güneş gibidir zannediyorum dedi ya. Ya ne acayip. Nasıl yaşadılar? Bu parmağından su akanı gördükten sonra adamlar hala yaşadı mı dedi. Baba ne yaşadılar? Allah Allah. Onu hayret ediyor. Abi ülfet de kalkıyor mu acaba? Onlarda ülfet kalkıyor. Allah onlara dine karşı ünsiyet veriyor. O bildiğiniz gibi değil. Ahirete bir ünsiyet başlıyor. Bir sıcaklık, ünsiyet alışma şeyi yani. Tazelik. Ülfet, perde. O dindeki bizde var ya günahların getirmiş olduğu kalın gaflet bize ülfet veriyor. Onların ülfeti kalkıyor, ünsiyet başlıyor. Yani nasıl biliyor musun? Ünsiyet.
yeni gittiğiniz bir memlekete böyle bir tedirgin olursun. Ama tanışlara gittiğin zaman, o ne haberler, nasılsın? Allah Allah, gördüm, çok sevindim. Hele gurbette hiç kimse yok, bir köylüm denk geldi. Ve askerlikte. Ha, ona ünsiyet. Yani konuştuğun zaman seni rahatlatan. Göründüğü zaman seni ferahlatan. Bu ünsiyet. Ülfet ise, la gene mi sen ya, of, oluyor. Demek ki bunlar niye sebat ediyor dinde böyle kararlı? Bu ihtiyaçlarını din giderdiği için. Onun için bu zamanda o hacatı tam yerine getiren Risale-i Nur, dindeki bu ihtiyacı, Risale-i Nur ihtiyacını getirdiğinden ihtiyare hanımlar her şeyden ziyade onların ruhlarına hoş geliyor ve kalplerine yapışıyor. Hatta Risale-i Nur'un ilk talebeleri kimdir? Biliyor musun? Risale'nin ilk talebesi kimdir? Yani birincisi fıtraten Risale-i Nur'un ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklardır. Şunlar. Biz ders yapmadan önce onlar ders yapıldı işte. Risale-i Nur'un birinci dereceti talebesi bu. Şimdi buna o kadar dikkat verecek ki buna vereceğiniz zamanı onda birini ümite ver. Bu yine öyle takla atsa bile, eğilip kalksa bile yaptığın ders yapışıyor. Hiç, kesinlikle. Sen zannediyor musun ki dinlemiyor? Dinlemez. Öyle şu anda konuşsa bile, orada şey yapsalar bile bir ruhlarına gidiyor. Biz o hiçbir şey demediği halde tesbih çekerdi ya babaanne. O tesbih bile melodi gibi geliyor. İkinci talebesi kim? Bak, isterseniz ihtiyar hanımlar mı? İkincisi kim? Fıtraten Risale-i Nur'a muhtaç, bir derece de dünyadan ürkmüş veya küsmüş kadınlardır. Kadınlar çok ikinci derecede muhtaç. Risale-i Nur'a muhtaç, bir derece de dünyadan ürkmüş. Başına bela gelmişse, yani şey, boşanmış, kocası ölmüş, oğlu ölmüş, bir sıkıntıya girmiş kadınlar ise veyahut dünyadan lanet olsun ya psikolojik noktasında küsmüş kadınlardır. İkinci talebesi o. Bakın biz kaçıncı sırada olacağız. Tamam, merak ediyorum işte. Üçüncüsü kimdir? Peki. Fıtrı olmasa da vaziyeti itibariyle Risale-i Nur'a ekmek ve ilaç gibi muhtaç olan hastalar ve ihtiyarlardır. Biz yok muyuz? Daha yoksunuz. Yok. Daha talebi yok. Hepsi şefkatı. Diğerleri küllümen hale yapan. Diğerleri kimler varsa bunun dışında. Yani fıtrattan konuşturuyor, fıtratı konuşturuyor. Abi böyle dedin, şimdi kadınlar bizi dershanede atmasınlar bizimdir diye. Biz talebeyiz, siz de gezeriz orada. Onların yüzü sürmetine geçiniyor. Öyle bereketliler ki. Peki size söyleyeyim de siz söyleyin, ben söyleyeyim, soru söyleyeyim, siz cevap. Hangi şehre giderseniz gidin. Kadın hizmeti mi daha fazladır, erkek? Kadınlar daha fazla. Tabii. Bak Düsseldorf'ta ne dediler? Hocam dedi, şu gördüğün erkeklerin sayısı biz görmüyoruz yüz katları. Bunun üç katıdır dedi yukarıda. Ana baba dedi. 45 dakika oldu hala kapıdan çıkıyor. Hatta erkekler o kadar çoktu yani. Evet. Üç katı. Üç katı düşün. Maşallah. Hocam dedi, mutfaklar dolu dedi. Erkekleri 140 falan diyorlardı. 140. Şimdi üç katını düşün. 400 efendim. Ya. Dolu da acayip haddini aşmış. Acayip oluyorlar ya. Acayip dindar oluyorlar, seni seviyorlar, sahipleniyorlar. Acayip bir şey. Yani telefonu açamıyorum, yapamıyorum, tamam. Olduğu halde ısrar ediyorlar, işte şey yapıyorlar, dua ediyorlar, alaka duyuyorlar. Öyle dua ediyorlar ki sabah kalkıp sana dua ediyorum, gece kalkıp sana dua ediyorum. Yani niye? Abi çok ihtiyacımız var. Onlar zannediyor ki,
şöyle diyeyim ben o zaman, onu demeyeyim de. O sonu duasına o kadar ihtiyacımız var ki bizim. Allah onun yüzü, ona dua etme, onun dua edeceğini bilen Allah, duasını önceden bilmiş ve bizi de sebep çıkartmış, kardeş yapmış vesaire. Bu nurlar geliyor. Yani şimdi mesela bu okusan bir babaanneye, hakika hepsini tasdik eder. Aynen oğlu öyle. Şimdi kenarda oturmuş babaanne. İtilmiş kalkılmış bir babaanne düşün. 77 yaşında birisini düşün. Torunlar, çocuklar bakmıyor asıl zamanı. O ne yapar? Köşeye, dine tamamen, başka dinden başka bir şeysi yok ki. İndirildir din. Başka nereden tesir bulacağız? Çocuk yok, kucağına alacak çocuk yok. Çünkü bitti. Oğul gelecekti, baba, anne ne haber diye öpecek. Ondan sonra böyle dana. Hele hele bir de çocuğundan beklediği şeyi göremezse, o eve öyle belalar yağar ki. Öyle belalar yağar ki. Peygamber Aleyhisselam hadisi mektubatta geçiyor. Evinizde diyor beli bükülmüş ihtiyar ve ihtiyare insanlar olmasaydı evinize belalar sel gibi yağardı diyor. Ha? Mektubatta diyor. Ha. Peki ne mutlu anne babasını şemsiye olarak görüp de evde tutana. Ona bırakıyor. Ondan sonra, abi bizim evde huzur yok ya. Hemen ilk sordum şu. Annem baban sağ mı diyorum. Annem baban sağ mı? Sağ abi. Nerede? Abi diyor, annem diyor, biraderin evinde. Şimdi sana geliyor mu? Gelmiyor diyor. Niye gelmiyor? He? Niye gelmiyor? Karından dolayı. Peki o kadın, yarın o da kaynan olacak. Ne yapacaksın? Ben dakika dukka. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. He? Peki ya dindar değilse abi? Dindar sen değilse de... Sen dindarsın ama onlar dindar değil o kadar. He? Sen dindarsın ama anne baban o kadar dindar değil. Ha şu, anne babanın dindar olup olmaması ayrı bir şey. Ama senin vazifen nedir? Devam ediyor. Anne babaya uf ile de demeyeceksin. Senin vazifeni engellemiyorsun aslında abi. Evet. O zaman yine de şey yapmamak lazım değil mi yani? Dindar değildir diye. Fark etmiyor. Yani anne babanın, anne baba ise onun dindar olup olmamasını demiyor. Evinizde berekettir. Çünkü onun rızkını Allah gökten bulutun arkasına atmıyor. Senin rızkının içine koyuyor. Belalara ve musibetlere, hastalıklara defibriliyattır. Paratoner gibidir. Şimşek inmemesi içindir. Yani onun dindarlığı Allah'a karşıdır. Ama senin vazifen ona karşı vazifen ayrıdır. Onun Allah'a karşı duruşu ayrıdır. Senin ona karşı duruşun ayrıdır. Bazen hizmette karşımıza çıktıklarında ne yapmamız lazım abi? Nasıl? Mesela hizmet ederken yani öyle bir pozisyona getiriyorlar ki yani seç demeye getiriyorlar bazen. Şöyle. Yani biz de yaşadık biliyor musun anne baba? Elinden geldik abi ben tahminimi söylemiyorum. Böyle öğrendik. Böyle de gördük. Yani tahrik etme anne babanı. Dini bilmiyor veya davayı bilmiyor. Tahrik etmeden çaktırmadan çak işte. İşini yap ya. Ne söylüyorsun? Mesela ümit. Ne söyleyeceksin kardeşim baba? Babaya söyleme ihtiyaç yok. Nereden geliyorsun? Baba ya. Evden geliyor. Ev işte. Evden geliyor. Nereden geliyorsun? Dışarıdan geliyorum baba. Lan biz de biliyoruz lan dışarıdan. Nereden geliyorsun? Ya arkadaşlarla oturmaya gittik. Arkadaşız. Yani tahrik edici dememek. Yani namaz kılma dese bile. Sıs lan. Sıs. Namaz kılmaymış. Böyle hakkımız yok. Hiç karşılık verme ama namazı da terk et. Anladın mı? Yani onları gene rencide etmemek gerekiyor. 261. Levla şuyuhu rükkâ'u le subbu aleykumul ve la usabba. Sırıyla yani beli bükülmüş ihtiyarınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.
eğer sen ne derece sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas eyle. Neymiş? Sebebi defi musibet. Defi, musibetin defi. Ey insan, aklını başına al. Gençlere hepimize diyor. Eğer sen ölmesen ihtiyar olacaksın. El ceza min cinsine men. Ceza men cinsindendir. Yani hangi sahada hatan varsa o sahada ceza göreceksin. Ceza yaptığın hata cinsinden gelecek. Sırıyla sen valideynine hürmet etmesen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketi geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölmedi de kurtulmadık. Ben böyle duydum ben. Abdest aldığımı bilmiyordu. Öl, ben gelmişim. İçeride babası yatıyor. Ölmedi, ölmedi. Ölüm kıt oldu buna. Kurtulmadın. Daha ilerisi var. Gebermedi de kurtulmadık. Ve içinden... Ya hani tam ölecek de ya. Bak dua edin işte ölsün ya. Bak ne diyor burada, bak ne diyor. Diyor ki Allah Allah, eğer ahiretinize, eğer dünyayı seversen okuduk, yoksa onları istiskal etmek, istemiyorum demek veya ölümlerini temenni etmek. Ölüp de kurtulmadık. Ölüm kıt oldu, kıt. Böyle bağıranlar var. Gelinden, oğlundan. Ölümlerini istiskal etmek, onların nazik ve seri tensür kalplerini rencide etmek, yani o kadar hassas kalplerini rencide etmek, hasiri dünya ve ahire, sırrına mazar olursun, hasiri dünya ve ahire. Hem dünya ve ahiret husran olur. Eğer rahmeti rahman istersen, o rahmanın vidyalarına, Eğer rahmeti Rahman istersen, Rahman'ın vediyalarına, vediya emanetlerine, senin halindeki emanetlerine rahmet et ki rahmete mazar olasın. Zira rahmet etmeyene rahmet edilmez. Şefkat etmeyene şefkat edilmez. Allah Resulü'nün bir manada hadisinde diyor ki, ne kadar affa ihtiyacınız varsa o kadar af olur, affedici olur. Haşir meydanında ne kadar affın olacak, ihtiyaç olacak bile? Sonsuz. O zaman affedici. Yargılayıcı, dışlayıcı olursan aynı böyle muamele görürüz. Mesela bak, Allah'ın rahmetini düşün. Şimdi affediyor, ama şahsi hukuk, karıştırmamak. Affediyor, kucaklıyor, tamam mı? İnsanlara merhamet ediyor. İnsanların imanının kurtulmasına gayret ediyor. İnsanların huzur bulmasına, dertlerinin gitmesine gayret ediyor. Şimdi Allah da seyrediyor. Bir kulun bir kulunun derdine derman olmaya çalışıyor. Bir kulun bir kulunun imanının kurtulmasına çalışıyor. Bir kulun bir kulum dinden istifade etsin diye fedakarlık yapıyor. Bunu seyreden Allah. Ayet-i kerimde mealen tarihçide geçiyor. Bana bir adım atana 10 adım atarım. Yani hasene bir 10 demektir, tamam mı? Şimdi insanların imanının kurtulması için koşanın Allah imanını bırakır mı? Böyle bir şey olur mu? Olamaz ki böyle bir şey. Tamam mı? Çünkü niye? Dinimi dert edinenin derdini üstüme alırım diyor hadis. Tamam mı? Ha, şimdi insanların dertlerini bertaraf etmeye çalışanı kabirde, vallahi billahi inandım ben Allah'ım öyledir. İnsanların dertlerini derman olanlara, çalışana Allah dert yüklemez. Çünkü şefkat etmeyene şefkat edilmez. Değil mi? Merhamet edilmeyene merhamet edilmez. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle muamele görürsünüz. Sen de öyle karşılanacaksın. Kimi karşılıyorsan.
Ben annemi gömerken öyle dedim. Babamı gömerken de öyle dedim. İndirdim. Dedim ki Bismillah ala ümmeti Resulullah. Ya Rabbi senin ismin ve peygamber hasretesi ümmeti olarak sana teslim ediyorum. Bu demek sünnet. Bunun dışında şöyle dedim. Kimse duymuyor tabii. Mezara indirirken şöyle dedim. Siz de öyle deyin. Ya Rabbi senin adına dershaneye ve bana kim gelmişse senin adına bana yakışır gibi muamele et. Gayret et. Senden geldiği için bu emanet. Allah'ım benden de sana bir emanet geliyor. Sana yakışır gibi muamele et. Bir daha. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Senden bana gelen bir emanet, gelen insanlar. Ya bana bir şey öğret demek bir de dershaneye derse geliyor. Gelenlere şanıma yakışır gibi muamele et. Etmeye gayret et. Benden de sana bir emanet geliyor. Sana yakışır gibi muamele et. Benden de sana geliyor. Ama mesela biz adamın tipine bakarak otur araya kumarcı zinacılar kendi namazı beyanı. Tinsim aslında belli. Belli namaz olup olmadığı berduş olup olmadığı. Yani %50-60 belli. Biz ne yapıyoruz? Kale anlıyoruz o tarafını. Bize yakışanı Allah'ın emanetidir. Allah'ın evine gelmiş. Biz ne yapacağız? Biz yargılayıcı, sorgulayıcı değiliz ki. Biz öyle melek değiliz. Bizim vazifemiz ona dini tebliğ etmek. Allah böyle dedi. Benim emanetim dedi. Ben gönderiyorum. Ya Rabbi fiilimiz bu. Allah sana yakışır gibi, bana yakışır gibi ben bunu muamele ediyorum. Ha, bunu diyebiliyorsan, yapıyorsan demeye de hakkına sahipsin. Diyor ki, hasiri dünya vel ahire, sırrına mazar olursun. Eğer rahmeti rahman istersen, o rahmanın vedialarına, emanetlerine ve senin alemdeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerimde Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakiyeti görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Zaten şeyi de koymuş. Allahümme salli ve sellim ala men kâle el cennetu tahta ekdamil umahati. Cennet ayaklarının el cennetu tahta ekdamil umahati ve ala alihi ve sahibi ecmain diye. Bak o hadisi de koymuş yani. Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı evinizde belalar sel gibi üstünüze dökülecektik. Belalar yayılıyor işte. Gelin, çocuk, torun, kadın işte kaynanasına versin. Ya kaynana bakma. Zorundasın. Müslüman Müslümandan sorumludur. Bak burada diyor ki ey derdi maşet. Burada devam ediyor. Ben bu konu değişik. Çok çıktık yoldan. Değil kaynanan kayınvaliden şunlar bu. Müslüman Müslümanı sokağa bırakamaz. Müslüman Müslümana surat çeviremez. Müslüman Müslümandan sorumludur. Ey evinde böyle aciz olan bak derdi maşet muhtelası olan insan bil ki senin hanendeki bereketleri ve rahmet vesilesi musibet dafiyası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme. Maişetim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dıkkı maişetin daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Ustad birkaç yerde yemin ediyor. Bir burada ediyor. Böyle olduğuna. Ustad yemin ediyor. Birkaç yerde, üç yerde bir yemin var. Bir tane burada. Nerede? Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Yani evinde onlar olmasaydı daha geçimi zor olacaktı. Nasıl kanaat edeyim ustadım? Kasem ederim. Allah'a yemin ederim. Ustad burada yemin ediyor. Ben yeminleri topladım. 2-3 yerde yemin var.
Bir tane burada kasem ediyor. Kasem ederim şu hakikat gayet katidir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Bakmak zorundasın. Müslüman Müslümanı bakacak. Ya. Ey insan, madem canavar sureten bir hayvan insanların hanesini gelse, köpek geldi. Hiç! Defol! Hayır kardeş, bir şey ver ya. Misafir geldiği vakit bereketi medal oluyor hayvan geldiği zaman. Ustadın 4 kedisi var. Ben diyor o tayini belliydi. Zor diyor doyardım onlar. 4 kedim geldi. Onlarla paylaştım. Yemek arttı diyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben bir şey anlatsam böyle aklınız durur yani. Tepecik'te kalırken 1985'te fakirlik diz boyu yani. Peynir yok. Kedi geldi, vereceğim bir şeyim yok. Bunları okudum. Safız yani o zaman. Tepten safız böyle. Aynı tıkır tıkır. Dedim ki gittim sıcak bir su koydum tavaya. Ondan sonra sıcak su yaptım. Ekmeği doğradım. Benim kahvaltıda yiyeceğim peyniri de doğradım. Hamur yaptım kuru ekmek yemeği. Kediye verdim. Kedi yerken bakıyordum. Ya Rabbi dedim sabah. Onu doyurmadan yemezdim. Allah'ım benim de biliyorsun peynirim yok. Biliyorum ki 2-3 katı gelecek. Bunun üzerine yemin ederim ki tak diye böyle oldu. İhlas bozulmamazsanız değil. Bu böyledir. Yani bunu teyit edeceğim. Bir hayvan insanın hanesine gelse niye verdim? Peynir biraz fazla gelsin diye. Çünkü ağzım. Yalan mı söyleyeceğim? Bereketi medar oluyor. Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehl-i iman ve ehl-i imanın en ziyade hürmet ve merhamet taşıyan acize, alil ihtiyareler ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde, akraba içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide. Yazıklar olsun anne babası savulup da alakasız olanlara. Allah Resulü beddua etmiş değil mi? Burnu sürtünsün. Burnu sürtünsün. Burnu sürünsün diyor. 3 defa. Annesi babasını böyle yapana. Peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket vasıtayı rahmet. Levla şuyuhu rükkâ'u lese bu aleykumu belâhu sabbâh. Yani bu beni bükmüş buradan geliyor. Abi bir şey soracağım. Sen demin yani umut hukuk dedin. Şahsi hukuk dedin. Mesela diyor ki anne veya da baba ne zaman başlıyor orada umut hukuk şahsi hukuk? Mesela diyelim ki ben kendimden misal vereyim. Diyelim ki babam Murad'ın aleyhine bir şey diyor. Bu şimdi şahsi hukuk mu yoksa umum hukuk ama dayanıyor. Şimdi anne baba bilmiyor. Cemaatin aleyhinde bulunuyor sandı. Sen olursun. Anne baba şahsi hukuktur ne derse desin. Tamam. Hiç kabul etme, savunma. Ben diyorum ki size anneniz babanız bana küfür etse bile savunmayın beni. Ses yapma. Çık git. Derse gidiyorum değil mi? Dışarıya çıkıyorum. Küfür etsin bana. Ağır geliyor abi. Olsun be. Ben helal ettim. Bana küfür etse bile savunma. Etsin küfür. Artık o kadar doymuşum ki. İnan. Alo. Zeytinburnu'ndayım. Bir Alevi kardeşimiz. 19 yaşında mı? 20 yaşında. Ondan sonra Nurcu oldu. Namaza başladı vesaire. Babası telefon ediyor. Telefonu kaldırdım. Hasan Hoca orada mı dedim. Allah'ın hikmeti ben kaldırdım. Buyurun dedim. Kaçtı Allah-u Alem ya. 95 yani. Buyurun. Hasan Hoca sen misin? Hoş şerefsiz diye başladı. Ağzına alınmayacak. Her ne hatırınıza geliyor gelmiyor. Aynen tesbih gibi sıralıyor. Dinliyor. İnanın bana. Dinliyorum, dinliyorum, dinledim, dinledim. Ses yok. Dedi, her şey. Alo, dedi en sonunda. Buyurun, dinliyorum. Söyledikten lafını kesmek istemedim. Buyur dedim, söylemek istediğini söyle. Eğer bittiyse kapatırım. Sen bana bir şey demeyecek misin şimdi, dedi.
bana yakışmaz. Benim torbamda böyle bir şey yok ki boşaltayım sana. Bana bunlar yakışmaz. Kapıyı kapattı. Ondan sonra ne oldu? Bu bilmiyorum nasıl yaptı. Belki 15 gün, bir hafta, 10 gün sonra mı? Oğlu bir vesileyle eve gitmiş. Ondan sonra adam feleğe dönmüş. Bizim çocuğun. Kardeşim. Ne olmuş? Ondan sonra adam vicdanen yemiş. Ben bu kadar küfür ettim demediğim kalmadı. Bana mukabele etmedi. Bu karısına söylemiş. O gece yatamamışlar. Bunlar hep dedin mi? He? Neydi? Bir şey demedi mi dedi karısı? Demedi. Ne dedi? Bana bir şey yakışma. Bana sana mukabele etmek yakışmaz. Benim torbamda bu yok. Herkes kendisine yakışanı söyler ve yapar. Ben sana diyecek bir malzemem yok. Ondan sonra bu adam namaza başladı. Bu adam bu alim ya. Yaş namaza başlamış. Eve gittiği zaman şaşırmış çocuk. Oğlum gel demiş. Oğlum demiş. Ben o hocana yanlışlık yaptım. Bak o vicdan yaktı. Ne yaptıysa bilmiyoruz. Oğlum yanımda telefon et. Hakkını helal ettir. Ondan sonra telefon etti. Abi dedi, babam dedi, Ayzi'yi de dinliyor, annem de dinliyor, kız kardeşlerim de dinliyor, ablam da var dinliyor dedi. Babam sana yaptıklarından özür diliyor dedi. Hakkını helal ediyor musun? Bir şartla ederim dedi. Namaza başlar, Risale'de okursa, hakkım anasının sütü gibi helal olsun. Aslında külüme yani şart bile koşmazdım da o zaman öyle geldi. Yani yaptığımı söylüyorum. Şimdi olsa helal olsun. Çünkü namaz şartı da koşmazdı. Hakkım anasının sütü gibi. Abi dedi, müjde dedi, babam namaza başladı. Hakkım 100.000 defa helal olsun. Adam başladı ağlamaya. İnanın derslere gitmeye başlamış. Fakat ben onun yüzüne gözükmem diye ölen gördüm, hiç görmedim daha. Sonra birkaç ay işte, birkaç ay, 5-6 ay sonra öldü şeyde, kansermiş zaten. Ama hiçbir zaman kendi şeylerine gitti, mahallenin o yakın yerlere oğlu götürdü. Ama bir defa benim yüzüme çıkmadı. Ama belki çıkmıştır o karabalıkta ama ben bilmiyorum. Yani ustad diyor ki, anne baban değil, ey hanesinde ihtiyar valide ve pederi veya akrabasından, iyi dinle. Ya kaynana buna dair mi bak. Hanesinde ihtiyar bir valide, anne, pederi var veya akrabandan birisi varsa, bak daireleri götürüyor. Veya iman kardeşlerinden bir amel mande, yani aciz, zor, kendisine bakmaktan aciz. Kim? Akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Kaynana girmiyor mu buna? Ya? İman kardeşlerinden bir amel mande. Senin karın aynı zamanda Müslüman kardeşin değil mi? Müslümandır da kardeş. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bak, iman kardeşlerinden bir amel mande ve aciz bir şahıs bulunan. Aciz. Kadın işte, kadın, kaynana, kayınpeder. Bunun içine girmiyor. Bulunan gafil. Şu ayeti kerimeye dikkat et. Şu ayet var ya, İmmayım laune indeke kibar ve heduma ilahir ayet burada. Buna dikkat et diyor. 21. mektup yani. Ben mi uyduruyorum? Yani. Ha ben de diyorum ki, bakmıyor musun anne babanıza? Bakma. Git Alman'a teslim et. Ben bakmıyorum. Sizin darül acizeleriniz kalitelidir. Anne babanızı gavura teslim et. Gavura teslim et. Türkiye'de mi? Anne babana bakmıyor musun? Git elin oğluna, darül acizelere, huzur namı altındaki evlere gidin teslim et. Sana yakışan budur. Merak etme. Men dakka dukka. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Daha da bırakırsan, adam bir tanesi dedi, babasını daha götürüp bırakacakmış. Ondan sonra baba almamış tabii.
Arabaya binmiş. Baba nereye gidiyorsun dedi torunum. Çocuk. Ya dedenle biraz. Ya ben de geleceğim. Olmaz oğlum falan. Ya baba geleceğim. Neyse. Zor şey. Ha Allah. Torun bindi. Dede, oğul, torun. Ama adam Allah Allah ya. Babasını dağa bırakacak. Karısını şeyiyle. Adam anladı. Oğlu da biliyor ama torun bilmiyor. Gitmiş. Oraya kulübesini daha önce yapmış kulübe. Oraya koymuş. Ben haftada bir uğrarım baba demiş. Buraya otur ne yapayım? Ailemi mi boşayayım demiş. Çocuk bakıyor torun. Oraya oturtmuş. Malzemeyi de vermiş. Tamam oğlum. Haftada bir gün ihtiyaçlarını gideririm demiş. Öyle daha dediğimiz yani bir yer yer. Ne oldu? Bir hasır sermiş altına. He işte. Bir de şeylik yapmış. Ondan sonra torun demiş ki babasına, baba dediği buraya mı bırakıyorsun? Evet dedi. Biz bırakıp kim mi gideceğiz? Tamam baba. Baba sen de yaşlanınca ben de böyle yapacağım değil mi dedi. Ondan sonra adam hiç tedirgin değilmiş. Gülüyormuş böyle. Olayı seyrediyor adam. Adam da ehli tevekkül işi biliyormuş yani. Öyle anlaşılıyor. Bakıyor adama bir de şey oğluna bir de toruna bakıyor. Gülüyor. Bu sefer babasına döndü adam. Torunun. Baba niye gülüyorsun dedi. Seni bırakıyoruz dedi. Torunun böyle diyor. Oğlum beni bırakamazsın dedi. Yapamazsın. Niye yapamam? Yaptım işte koydum. Ben babama yapmadım. Sen yapamazsın. İstesen de yapamayacaksın. Ben babama yapmadım ki. Çocuk dedi ki torun. Baba sen dedemi yaparsan aynısını ben de sana yapacağım. Yap hadi. Allah karşına torununu çıkart. Yap da gör. Yap. Ben dakika dakika. Yapma etme dünyasıdır. Allah bela yazmaz. Kul asmayınca. Ha, evinde bereket mi istiyorsun? Sıkıntı, hastalık, kanka bırakma. Kardeşim yaşlılara bak. Dualarını al. Evinde yaşlı yok. Akrabalarını git ziyaret et. Tamam bir çikolata gönder Almanya'dan. Niye demiş zekatı, sadakayı, fıtri bilmem neyi? İlk önce yakın akrabaya. Hutbede okumuyor musun? İnna Allah ya'muru bil adli ve ihsani ve ita'izil kurba yana ve yana ve yana anil fahşay vel münkeri vel zâh. Diyoruz ya biz hutbede. Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya iyilik yapmayı, gözetmeyi emreder. Değil mi? Fuhşiyatı şunlar bunlar da yasaklar. Yani bak orada Allah emrediyor. Yakın akrabaya tam iyilik yapmayın. Allah emrediyor. Düşünüp tutarsınız diye Allah size öğüt veriyor. Ve çok önemli olduğu halde cumadan her cumada her cumada söyleniyor. İnna Allah ye'muru bil adli ve ihsan ve ita'izil kurba ve yana ila ahiril ayet. Her cumada okuyoruz. En önemli olduğu için cumada her cuma önemli. Adaletli olmayı, iyilik yapmayı, yakın akrabayı gözetmeyi Allah emrederdi. Ya, bak Risale Nur ne acayip bir şey. İşte bu dersleri anlattığı için Risale Nur bu kadınlar bırakamıyor. Böyle bir ders burada olur. Burada ha, Risale Nur her şeyden ziyade onların ruhlarına hoş geliyor. Kalplerine yapışıyor. Bu mevzuyu daha geniş isteyen varsa İkinci emirde okuyacaktım ama konu öteki kanalizasyonu kanalardı gitti. Tamam. Nerede? İkinci emirde 48 şurada. İkinci emirde 212 zannediyorum orada. Kastamonu 124'tü zaten okuduk. Okuyun. Yani burada da ama başka cepheden anlatıyor. Aleykum bidine acayiz. Burada acayip bir şey yani. Boşanmış kızlardan da bahsediyor. Evliliğin şart şeylerinden bahsediyor. Güya buraya geçecektik ama demek ki kader ilahi onların dualarından dolayı böyle bize bir ders yaptırdı zannediyorum. Aslında eneden yapacaktım. Açtım görmüştünüz. Burada sözlerden ene yapacaktım. Nübüvvet nasıl tutmuş felsefeden onu yapacaktım ama İçimde şiddetli bir ihtiyaç
hiç aklımda yokken şimdi hemen döndüm. Aleyküm bi dini acayiz, aleyküm ses duyuyorum. Aleyküm bi dini acayiz, aleyküm bi dini acayiz. Lan aleyküm bi dini acayiz, ne alakası var şimdi? Sizinle ne alakası var ya? Ya onu yaptık. Niye yaptık? Bilmiyorum. Ne yaptık? Bilmiyorum. Niçin yaptık? Bilmiyorum. Ama her şeyi bilen Allah'tır. Allah bu hakikatlere uyanan, Risale-i Nur'un talimatı dairesinde kanaat edenlere nasip etsin. Çünkü bu hakikati uymasan ustada da uymuyorsun. Ustad boşuna mı koydurulmuş? Asr-ı mücedidine imanı, iman değil mi? Tecdid-i iman vazifesinde asr-ın son mücedidin kitabında bu konması, hem de aynı mektubun 3 versiyonu farklı yerde konması senin için bana ifade etmiyor. Ya 212'de de aynı hadisi zikrederek başlıyor. Şeyde de var, Lemanlarda da var ya 235'te. 235'te. Aynı hadis gene. Ha dur oraya da bakayım ondan sonra. Ayette var ya. Aleykum bi dini acayiz. Lemanlar onu da bir şey yapayım. 235 abi. 235 mi? Bakayım o nerede ya? Niye? 235. Orada da farklı bir şey yapıyor yine. Ha Allah Allah 230. Ha evet. Aynen. Beli bükülmüş. Bu lemalar. Beşinci şey dokuzuncu rica. Vay be. Aynen. Ama yablu anneke kibare eduhuma evkelahuma felatekun lehuma femaratenahuma fekun ve kul lehuma kavlen kerima ilahir bu aynen. Evet, dokuzuncu ricada da var. Allah Allah. Evet. Ne acayip. Bak ne kay. Toplamaya kalksan küllata bayağı yer işgal eder. Senin için bir mana ifade etmiyorum. Etmiyorsa bırak canım. Ustadın söyleme senin için bir mana ifade etmiyorsa bırak ya. Ben yani başkasının şeyini kazanmak için bu ders yapılıyor. Kaynanana bakmak zorundasın diye bir ders var sitede, Nur dersinde. Allah aşkına onun kadar itiraz gelen bir o siyasi var ya, Fethullah Gülen'in Cumhuriyet Halk Partisi, bir ona gelmiş en fazla itiraz. Başımın etini yediler vesaire. Bir ona, bir de kaynanama bakmak zorundasın dersine geldi. İkinci o. Neler çektim ya. Hepten indirdim aşağıya lan. Ekranda gözükmesin bari. Hepten indirdim aşağı. Kaldır abi diyenler. Abi kaldırıyor mu dedi ya. Niye kaldırayım kardeşim dedim. Dedi ki, abi zaten dedi sıkıntı çekiyoruz. Bir de kaynanana bakmak zorundasın diye bu dersi senden de duymuş olurlar. Risale'den ondan sonra. Bir sürü sıkıntı çekiyoruz hem kocamızdan işte falan. Ya kaldır abi gerek yok zaten bakıyoruz dedi. Bakıyorsan dedim sen rahatsız etmemesi lazım bu iş. Sen zaten bakıyorum diyorsun gerek. Sonra o kadar darlattılar beni ki vitrinde gözüküyor ya. 2-3 gün sonra mecbur indirdim. 2000 diyelim ki 12'de yapılan ders 2009'a indirdim ki kaybolsun aşağılarda olsun. Özel arayanlar bulsun. Ve ahirde vâhu min elhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fâtiha. Selamun aleyküm.